Değerli arkadaşlar, sınavlarda integral ile alan bulma soruları çok çıkmaktadır. Bu dersimizde özellikle çemberle ilgili soruların pratik çözümlerini vermeye çalışacağım. Önce ufak bir bilgi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki x kare artı y kare eşittir r kare yarı çapı r olan bir çemberi ifade etmektedir. Yapacağım işlem şu arkadaşlar. Y kare eşittir. R kare eksi x kare. Buradan da y'nin kare kökünü buranın da kare kökünü aldığımız zaman y eşittir artı eksi kök içerisinde r kare eksi x kareyi bulmuş oluruz. İşte burada önemli olan arkadaşlar şu ifade bakın bu çemberimizin şu üst kısmını ifade ederken y eşittir kök içerisinde r kare eksi x kare ile ifade ederiz. Neden? Çünkü ben burada x yerine ne yazarsam yazayım bu sonuç ne olacak? Pozitif olacak. İşte y'nin arkadaşlar pozitif tarafı. Peki burası arkadaşlar y eşittir eksi kök içerisinde r kare eksi x kare dediğimiz zamansa arkadaşlar işte bu çemberin alt kısmını ifade etmektedir. Neden? Çünkü x yerine verdiğim değerlerde y'yi ne bulacağım? Negatif bulmuş olacağım. Demek ki kök içinde r kare eksi x kare gördüğünüz zaman önündeki şart artıysa şu yunu ifade etmekteymiş. Eksi görürseniz çemberin bu kısmını ifade etmekteymiş. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Eğer şöyle yapmış olsaydım burada x kare artı y kare eşittir r kare de x kareyi tek başına bıraksaydım yani y kareyi bu tarafa alsaydım r kare eksi y kare olmuş olacaktı. Bakın y kareyi bu tarafa eksi olarak attım. Şimdi her tarafın kare kökünü alacak olursam bu x eşittir artı eksi kök içerisinde r kare eksi y kare olmuş olacaktı. İşte değerli arkadaşlar buradaki bu çemberimizin şu kısmını ifade ederken ne diyoruz? x eşittir kök içerisinde arkadaşlar r kare eksi y kare ile ifade ederiz. Peki x eşittir kök içerisinde r kare eksi y kare önündeki işaret eksi ise bu ne demek arkadaşlar? İşte o da çemberin bu tarafını ne yapmak istiyor? İfade etmek istiyor. Önce bunu iyi bilmemiz gerekir. Tamam. Şimdi bu kısmı biraz geçelim. Değerli arkadaşlar eğer siz şöyle bir şey yaparsanız bakın şuradaki alanı ifade etmek istiyorsanız şuradaki alanı ifade etmek istiyorsanız yani şu eğrinin dikkat edin bakın şu eğrinin altında kalan buradaki alanı bulmak istiyorsanız nasıl ifade edersiniz onu söylüyorum arkadaşlar bunu integralle şöyle düşünürsünüz bak integral burası neydi eksi r ydi. burası ne artı r idi eksi r'den artı r'ye kadar bakın r'ye kadar kök içerisinde r kare eksi x kare dx. İşte gördüğünüz şu ifade şuradaki alanı ifade etmektedir arkadaşlar. Devam ediyorum. Eğer şöyle ise bakın integral bakın integral eksi r'den artı r'ye kadar burada arkadaşlar şu çemberi kastediyorsanız bakın önündeki işaret neydi? Eksiydi. O zaman eksi kök içerisinde r kare eksi x kare diyorsanız dx bu da arkadaşlar çemberimizin hangi tarafını şu tarafını ifade etmekteymiş. İşte biz buradaki şu alanı gördüğünüz bu alanı arkadaşlar şöyle bir ifadeyle belirtiriz. Şimdi geçelim şuradaki kısmı arkadaşlar şuna. Eğer burası eksi r burası da artı r ise integral içerisinden eksi r'den artı r'ye kadar bakın şu ifade neydi? R kare eksi y karenin kare köküydü arkadaşlar. Eksi R'den artı R'ye kadar R kare eksi y kare dediğimiz zaman işte arkadaşlar şuradaki a, alanı ifade etmekteymiş. Böyle bir integral işareti. Peki şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Bu integral içinde eksi R'den R'ye kadar eksi kök içerisinde R kare eksi y kare dy ise arkadaşlar dy ise dikkat edin burada da dy var. Bu da arkadaşlar şuradaki alanı ifade etmekteymiş. Tamam. O zaman bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu ufak bir bilgi. Sorular bu şekilde sorulur. Ne diyor arkadaşlar? 0'dan 2'ye kadar kök içinde 4 eksi x kare dx. Bu ne demek? Arkadaşlar y eşittir. Kök içerisinde 4 eksi x kare demek. Her tarafın karesini alırsam y kare eşittir. Ne olur? 4 eksi x kare olur. Bunları bu tarafa atarsam x kare artı y kare eşittir. 4 4 ne demek? 2'nin karesi. İşte bu mer yarı çapı 2 birim olan arkadaşlar bize neyi ifade eder? Bir çemberi ifade etmiş olur. x kare artı y kare eşittir. 2'nin karesi ise yarı çapı 2 olan bir çemberi ifade eder. Peki burada arkadaşlar ne diyor? Bakın sorumuzda. 0'dan 2'ye kadar. 0 neresi? Burası. 2 neresi? Burası. 0'dan 2'ye kadar. Üstteki eğrimiz ne olmuş oldu arkadaşlar? Bakın çemberse işte şurayı ifade ediyor arkadaşlar bu. Sadece 0'dan 2'ye kadar eğrimiz de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısım işte bunun alanı ise arkadaşlar çemberin alanı neydi? Pi. Evet şu dairenin alanı arkadaşlar pi çarpı 2'nin karesi. Bölü kaç diyeceğim arkadaşlar? 4 parçadan birini ifade ettiği için 4 diyeceğim. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? Pi olmuş oldu. Hadi bir örnekle daha ifade edelim. <laughs> Buna ben y diyecek olsam bakın. Y eşittir. 4 eksi x kare önünde ne var? Eksi var. Her tarafın karesini alsam. Y kare eşittir. Bunun karesi 4 eksi x kare olur. Eksinin karesi artı x kareyi bir tarafa atıyorum. X kare artı y kare eşittir 4 oldu. Yani x kare artı y kare eşittir 2'nin karesi. Yani yarı çapı 2 birim olan nedir arkadaşlar? Bir çemberi ifade eder. Peki ne demek arkadaşlar? Eksi 2'den 2. işte önündeki şart eksi olduğu için arkadaşlar aslında şuradaki alanı ifade ediyor bu. Eksi bakın ne oldu? X eksenin altında kalan şu bölgeden bahsediyor. Peki bu nedir arkadaşlar? Dairenin alanı pi çarpı 2'nin karesiydi. Tamamının alanı. Peki ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu yarısını ifade ettiği için bölü 2. Doğru cevabımız ne olacak? 2 pi olmuş olacak. Bunu da ne yapıyorum? Geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Eğer ben bu ifadeyi y dersem kök içerisinde ne oldu? 16 eksi x kare y dersem her tarafın karesini aldığım zaman y kare eşittir 16 eksi x karedir. Bunu bu tarafa attığım zaman x kare artı y kare eşittir 16 olmuş olacak. x kare artı y kare eşittir 4'ün karesidir. Yarı çapı kaçtır arkadaşlar? 4 birim olan bir çemberi ifade ediyor bu sorumuz. Peki nereden nereye demiş arkadaşlar? Nereden nereye demiş? Sıfırdan dörde kadar. Sıfırdan dörde kadar dediği için de değerli arkadaşlar. O zaman şurayı ifade etmekteymiş. Çünkü pozitif bakın ne yazarsak yazalım. Pozitif değere gideceği için üst tarafı ifade ediyor bu arkadaşlar. Bunun alanı da şöyle diyebiliriz. Pi çarpı 4'ün karesi tamamının alanı. Ama 4 parçadan birini istediği için 4'e bölüyorum. Doğru cevabım ne olacak? 4 pi olmuş olacak istenen alan. Yani kısaca şu integral demek 4 pi demek. Şimdi gelelim bunu arkadaşlar. Ben y eşittir kök içerisinde 36 eksi x kare dediğim zaman her tam karesini alsam y kare eşittir 36 eksi x kare. x kareyi bu tarafa atıyorum. x kare artı y kare eşittir 6'nın karesi. Yarı çapı 6 olan nedir arkadaşlar? bir tane çemberimiz var demektir. Peki eksi 6'dan sıfıra kadar dediği için nereden bahsediyor? İşte şurayı ifade ediyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz alanı eksi 6'dan nereye kadar arkadaşlar? sıfıra kadar. Peki bu nedir arkadaşlar? Evet bunun alanı pi çarpı 6'nın karesi tamamını alanı. Kime böleceğim arkadaşlar? dört parçadan birini ifade ettiği için dörde bölüyorum. 36'yı 4'e bölsem doğru cevabımız ne olacak? 9 pi olmuş olacak. Bunun alanı arkadaşlar. Evet bu soruyu da ne yaptım? Hızlıca geçtim. Şimdi şöyle bir soruyla karşınızdayım. Tabi şu şekli vermez. E, zamandan kazanayım diye ben hemen çizdim arkadaşlar. Böyle bir soru y eşittir önce. Kök içerisinde 25 eksi x kare diyelim. Her tarafın karesini alırsak y kare eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 25 eksi x kare oldu. x kareyi bu tarafa atıyorum. x kare artı y kare eşittir. 25 ve bu da yarı çapı arkadaşlar 5 birim olan bir çembere ifade eder. O zaman burası 5. Burası ne oldu arkadaşlar? Eksi 5 oldu. Benim için arkadaşlar önemli olan şu kesim noktası. Bu kesim noktası bak şu ifadeyi gördüğüm için kök içerisinde 25 eksi x kare çemberin üst tarafını ifade ettiğini artık önceden anlatmıştık arkadaşlar. Peki bu da y eşit ne doğrusu? x doğrusu. Bak sadece üstteki eğriden alttaki eğri çıkarılmış. Üstteki eğri alttaki eğri demek bu arkadaşlar. Şu üst eğri demek. Bu da alttaki eğriyi çıkardık demek. Peki bunu kime eşitleyeceğim? İşte buradaki x sayısını eşitliyorum. Bunun her tarafın karesini alsam 25 eksi x kare eşittir ne olur? Bunun karesi x kare. Bunu bu tarafa atıyorum. 25 eşittir 2 x kare oldu. Her tarafı 2'ye bölüyorum. 25 bölü 2 eşittir x kare oldu. Ve x eşittir burada ne çıkar arkadaşlar? 5 bölü kök 2 artı eksi. Peki artı kısmı o zaman burayı ifade ediyor demek. 5 bölü kök 2 arkadaşlar. Şimdi sorumuz nerede? Sıfırdan Evet. Sıfırdan başlamış. 5 bölü köküye kadar gitmiş. Güzel. Ne yapılmış? Üstteki eğrimiz bu arkadaşlar. Şu eğriden alttaki doğruyu ne yapmışız? Çıkarmışız. Yani kısaca buradaki alandan bahsediyor. Değerli arkadaşlar. 5 bölü kökü x yerine yazdığım zaman karşıma ne gelir? 5 bölü kökü gelir. Bakın. Buraya x yerine 5 bölü kökü yazarsam burası da ne olur? 5 bölü kökü. Ne anlıyorum arkadaşlar? Burası 45 derece. Neden? E, burası 5 bölü kök ki Burası da 5 bölü kök 2 olduğuna göre bunlar 45-45. Güzel. O zaman burası 45 ise bu da 45'tir arkadaşlar. Daire diliminin alanı nasıl buluyorduk? Şöyle yapıyorduk. Pi çarpı R kare. Yarı çapı ne? 5. Beş. 5'in karesi. Çarpı tamam bir dairenin 360'tı dereceydi. O zaman istediğimiz alanın açısı kaç? 45. 45 bölü ne diyoruz arkadaşlar? 360 diyoruz. İşte sorumuzun cevabı da arkadaşlar bunun sadeleşmiş hali olacak. Zamandan kazanıyorum geçiyorum. Evet bir sonraki sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Eksi 4'ten 0'a kadar böyle bir soru sorulmuş. Pratik olarak bu soruyu nasıl çözeriz? Önce ben y eşittir arkadaşlar. Kök içerisinde 16 eksi x kare diyorum. Her tarafın karesini alınca y kare eşittir 16 eksi x kare olur. x kareyi bu tarafa atıyorum. x kare artı y kare eşittir 16 yani 4'ün karesi. Yarı çapı 4 olan bir çember ne yapar arkadaşlar? ifade eder. Tamam. Bu çemberimizi ne tarafı olacak? Üst taraf. Çünkü pozitif. Ne x yerine ne verirsem verip Pozitif çıkacağına göre üstteki ifa şu eğri ifade ediyor. Güzel. Peki alttaki üstteki eğri bu olacak. Alttaki yeri de bu olacak. O zaman y Bir de x eksi 4'ü çizelim arkadaşlar. x eksi 4. x yerine 0 versem ee, evet y eşittir ama hayır burayı eksi parantezine alacağım arkadaşlar. Özür. Şu integral tekrar yazmak zorundayım. Nasıl yazacağım? Şöyle yapıyorum. Bak eksi 4'ten 0'a kadar kök içerisinde 16 eksi x kare eksi parantezine alıyorum. Buraya x artı 4 yazıyorum arkadaşlar. Kapattım ve dx dedim. Neden? Çünkü üst eğri bu olacak arkadaşlar. Üstteki alttaki yerimiz de bu olmuş olacak arkadaşlar. Tamam. Peki y eşittir o zaman bana ne gerekir? x artı 4 doğrusunu çizmem gerek. x yerine 0 versem y'yi 4'te keser. y yerine 0 versem x'i nerede keser arkadaşlar? Eksi 4'te kesmiş olur. Şöyle bir doğru. Şimdi üstteki doğru bu olduğuna göre alttaki doğru da bu olduğuna göre bu ikisinin arasında ne istiyor arkadaşlar? Alan demek. Şu alanı istiyor işte arkadaşlar. Neden? Çünkü eksi 4'ten 0'a kadar demiş. Eksi 4'ten 0'a üstteki eğriden alttaki doğruyu ne yapmış? çıkarmış. Yani kısaca bu alanı istiyor. Peki bu alanı pratik olarak nasıl bulacağız? Buradaki tüm daire diliminin alanı bulalım arkadaşlar. Pi çarpı 4'ün karesi demek tüm alan demek. Bunu 4'e bölersem şurada bir parçasının alanını bulmuş olurum. O da güzel. Bundan arkadaşlar şu üçgenin alanını çıkarayım. Burada 4 birim, burada 4 birim, burası dik olduğuna göre. 4 kere 4 kaç yapar? 16 bölü kaç arkadaşlar? 2. 16 bölü 4, 4 pi. Eksi 8 olmuş oldu. Bu sorumuzun da cevabı arkadaşlar. Geçiyorum bir başka soruya. Evet. Değerli arkadaşlar nedir? Bu y eşittir kök içerisinde. 9 eksi x kare. Her tarafın karesini alsam y kare eşittir. 9 eksi x kare. Anladınız siz işi. Her e, x kareyi bu tarafa atarsam x kare artı y kare eşittir. 9 yani 3'ün karesi. Yarı çapı 3 olan ne arkadaşlar çemberimiz var demektir. Peki yarı çapı 3 olduğuna göre nereden bahsediyor? X yerine ne verirsem vereyim pozitif olduğuna göre üstteki ifadeden bahsediyor. Sıfırdan 3'e dediğine göre onu da 0'dan 3 deyince hemen anlıyorum ki arkadaşlar buradaki alanı soruyor. Peki buradaki alan neydi? Alanımız eşittir. Pi çarpı 3'ün karesi tamamının alanı bölü 4 diyeceğim. Çünkü 4 parçadan birini istiyor. Bu da 9 pi bölü kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu istenen cevap. Evet gelelim güzel bir soru daha arkadaşlar. Burada yine y eşittir. Siz 36 artık eksi x kare gördüğünüzde y kare eşittir. 36 eksi x kare. Bunu bu tarafa attım. x kare artı y kare eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Altının karesi yarı çapı 6 olan kısaca bir çember olduğunu artık siz böyle bir ifade görünce anlıyorsunuz. Eksi 6 artı 6. Peki yalnız şu integral sorusunu bir kere daha düzenlemem gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğim? Şöyle yapacağım. Bakın sıfırdan 6'ya kadar kök içerisinde 36 eksi x kare yazdıktan sonra eksi bakın eksi şunu 6 eksi x yazayım. Bakın eksi yazarsam ne olur? Eksi ile çarp eksi 6 eksiyle çarp artı x oldu değil mi arkadaşlar? Üstteki eğriden alttaki eğri ne yapıyorum? çıkarıyorum. Üstteki eğrim y 36 eksi x kare. Alttaki eğrimizde o zaman 6 eksi x doğrusudur. x yerine 0 versem y'yi 6'da. y yerine 0 versem x'i 6'da kestiğine göre arkadaşlar. Bu da şöyle bir doğrudur. Peki üstteki eğri alttaki doğru. O zaman neredeki alandan bahsediyor arkadaşlar? İşte şu alanı istiyor bizden. Çok güzel. Peki bu alanı istediğine göre Daire diliminin alanı nedir? Pi çarpı 6'nın karesi. Tamamının alanı pi çarpı 6'nın karesi. Ama biz şu çeyreği bulmak istiyoruz. O zaman 4'e bölmemiz gerekir arkadaşlar. Bundan da şu üçgenin alanı çıkarsam burası bulmuş olurum. Ee, Üçgenimizin alanı 6 çarpı 6 bölü 2'dir. İşte sorumuzun cevabı arkadaşlar. Bu olmalı. Geçiyorum bu soruyla. Bir başka sorumuz şöyle şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ne yapıyorum. Bu y eşittir kök içerisinde 4 eksi x kare olduğuna göre her tarafın karesini alsam y kare eşittir 4 eksi x kare olmuş olacak. Bunu bu tarafa atıyorum x kare artı y kare eşittir 4 yani 2'nin karesi yarı çapı 2 olan bir arkadaşlar çember demekmiş bu arkadaşlar. Peki soruda bizden ne istiyor arkadaşlar? Yani soruda şöyle bir şey istiyor eksi kök 2'den artı kök 2'ye kadar. Eksi kök 2 arkadaşlar şurada bir yerde olmalı artı kök de şuralarda bir yerde olmalı. Doğru mu? Artı kök. Eksi kök giden artı kök kadar şu eğrinin altında kalan arkadaşlar ne istiyor? Alan istiyor. Yani kısaca şurayı diyelim. Bakın şurayı işaretledim. Evet. Şu alanı istiyor arkadaşlar bizde. Şu eğrinin altında kalan alanı. Peki. <laughs> Değerli arkadaşlar bu alanı istediğine göre bu alanı nasıl hesaplayacağım? İstersen ben şöyle yapabilirim. Bak şuradan şuraya bir doğru çekerim kök 2 yazdığım zaman bak burada x yerine kök 2 yazarsam kök 2'nin karesi kaç? Evet arkadaşlar 2. 2 bu tarafa atarsın. M kare 2. Yere kök 2 çıkmış olur. Bakın burada kök 2. Bakın buraya yazın. Kök 2 yazarsan kök 2'nin karesi 2. 4'ten 2 çıkarsa yine kök 2 olmuş olur. Y'yi kök 2 bulmuş oluruz. Bu da aynı şey için geçerli arkadaşlar. Peki bu kök 2 kök 2 olduğuna göre şu uzunluk kök 2 bu uzunluk kök 2 olduğuna göre demek ki burası 45 derece arkadaşlar. Burası da kaçtır? 45 derecedir. Çok güzel. Peki şurası da o zaman buraya kaç kaldı? 90 derecelik bir açı kalmış oldu. Burası kök ki arkadaşlar. <laughs> burası da kök ki. Kök ile kök çarpı ne yapar? Kök ki çarpı kök 2 bölü 2 dersem kök ile kök çarpı 2 2'ye böl. Burası 1 bir birim kare oldu arkadaşlar. Şu alanımız yani şurası 1 bir birim kare. E burası da 1 bir birim kare olduğu zaman arkadaşlar etti 2 birim. Elimizde bir iki birimimiz var. Birim karemiz var. Şu 90 derece yani bir de şu alanı bulmak istersem bu daire dilimin nesidir arkadaşlar? Alanı. Peki bu da pi çarpı yarı çapı 2 olduğuna göre 2'nin karesi bölü. Arkadaşlar 90 derece olunca tüm daire dilimi 4'te 1'i demek o. O zaman 2 artı ne geldi arkadaşlar? 2 artı pi olmuş oldu. 2'nin karesi 4. Dört, 4'ler gitti. Ne oldu? Pi olmuş oldu. Doğru cevabımız 2 artı pi olmalı arkadaşlar. Bu soruda ne yapıyorum? Geçiyorum. Güzel bir soru daha değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> burada iki tane ifade var. Y eşittir kök içerisinde. 4 eksi x kare. Y kare eşittir. 4 eksi x kare. x kare artı y kare eşittir. 2'nin karesi yani yarı çapı 2 olan arkadaşlar bir çemberimiz bir kere varmış. Güzel. Bir de y eşittir kök içerisinde 3 x değil mi? Kök 3 çarpı x diye bir doğrumuz var. Üstteki eğriden alttaki eğri ne yapılmış? E, alttaki doğru çıkarılmış. Güzel. Peki sıfırdan biri dediğine göre arkadaşlar bu şurada bu ne arkadaşlar? Şu doğruyu nasıl çizeriz? Bu doğruyu arkadaşlar şöyle çizeriz. Bak bu y eşittir. Orijinden geçmek zorunda. Kök 3 çarpı x. Güzel. Peki arkadaşlar ben burada x yerine 1 yazarsam bakın buraya x yerine 1 yazarsam karşımda neyi bulurum? Kök 3'ü bulurum. Güzel. Yani bu burası kaç oldu? Kök oldu. Burası kaç birim arkadaşlar? Bir bölüm. O tanjant 60 kök 3'tü değil mi? O zaman burası 60 derece. Karşı bölü komşu. Kök 3 olduğuna göre o zaman burası 60 derece. Peki e, o zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 30 derece kaldı. Bize o zaman şu alanı istiyor. Yani bakın sıfırdan bire kadar. Sıfırdan bire kadar. Üstteki eğri de Üstteki eğri bu olmuş oluyor. Alttaki doğru da bu olmuş oluyor. Üstteki eğriden alttaki doğru ne yapmışız? Çıkarmışız. Peki açımızın kaç olduğunu öğrendik? 30 derece olduğunu öğrendik. Güzel. O zaman bunun alanı pi çarpı 2'nin karesi bölü bölü. İstersem şöyle yapayım. Ee, pi çarpı 2'nin karesi tamamının alanı. Bunu 30 bölü 360 derece diyeyim. Çünkü tamamını alan 360 dereceli şunu ifade edecek olursak istenen yer 30 derecelik kısım. O zaman bununla bu birbirini götürsün arkadaşlar. 4 pi çarpı 3 bölü 36 olsun. 12 o zaman pi bölü 3 olmuş oldu istenen alan arkadaşlar. Bu soruyu da ne yapıyorum? Geçtim. Bir başka soruyla devam ediyorum değerli. Yine ne diyeceğim? Ama şunu integral biraz düzenlemek istiyorum. Eksi 3 kök 2'den 0'a kadar. Kök içerisinde 36 eksi x kare eksi eksi x diyeyim arkadaşlar. Burada ne diyeyim? dx diyeyim. Artık siz bunu anladınız arkadaşlar. Yarı çapı 6 olan bir çember olduğunu artık biliyorsunuz. Uzun uzun yazmayayım artık. Burada iki tane grafik var. Biri bu bir de bunun grafiği. Bu eğri bu da doğru. Arkadaşlar y eşittir eksi x doğrusu ikinci açı ortayı dediğimiz şu doğrudur arkadaşlar. Bu y eşittir. Biz buna ne diyoruz? Eksi x doğrusu diyoruz. Ama üsttekinden alttaki doğruyu çıkarmışız. Üstteki bu, alttaki bu. O zaman eksi. Ha şuradan bahsediyor o zaman doğru mu? Sıfıra kadar da gitmiş. Yani şurası arkadaşlar demek ki eksi 3 kök 2 olmalı. Ama bunu kontrol etmemiz lazım. Nasıl kontrol edeceğiz? Kök içerisinde 36 eksi x karenin Önce bir eksi x'e şunu şuna eşitleyeceğiz. Niye? Do eğri ile doğru burada birbirine eşit. Her tarafın karesini alacak olsam 36 eksi x kare eşittir x kare olur arkadaşlar. Bu x kareyi bu tarafa atarsam 36 eşittir 2 x kare olur. 18 eşittir x kare olur. x eşittir ne çıkar arkadaşlar? 3 kök 2 oldu. Artı eksi. O zaman burası eksi çünkü kısmı olacak. Peki 3 kök 2 verdiğimiz zaman değerli arkadaşlar sıfıra kadar alan istiyor. Neredeki alan demek bu arkadaşlar? Artık buradaki alan olduğunu ne yapıyorum? Anlıyorum arkadaşlar. Peki size bir soru. Bu y eşittir eksi x doğrusu olduğunda bir verirsem değil mi? Eksi bir versem 1 çıkacak. Eksi iki versem 2 çıkacak. Aa, demek ki burası 45 derece. Bu da 45 derecelik bir şey. Doğru mu? Eksi 3 kök 2 verirseniz ne çıkar? Artı 3 kök 2 çıkmış olur değil mi? 45'e 45. E 45. Aa, o zaman şuradaki alanı istediğine göre eksi 3 kök giden sıfıra kadar dediğine göre üstteki eğrimiz bu. Alttaki doğrumuz bu olduğuna göre yani kısaca şu eksi x olduğuna göre. Peki o zaman alanımız bu. Alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Tüm alan pi çarpı 6'nın karesidir. Tüm daire diliminin alan, Tüm tamamının alanı. Peki ben bunu arkadaşlar şu ifadeyi neyle çarpayım biliyor musunuz? İstenen 45 derecelik açı tamamı da 360 derece. Oldu mu? Oldu tabii ki. Bu ne arkadaşlar? 36 pi çarpı 45 bölü 360 36 çarpı 10 yazayım arkadaşlar. Burada da şu 36'ları sadeleştireyim. Bunu 5'e bölsem 9 pi. Bunu da 5'e bölsem 2 doğru cevabımız arkadaşlar bu olmuş olacak. Evet. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Bir sorumuz x kare artı y kare eşittir. 16 yeştir eksi 3 soru kalan kapalı bölgenin alanını bulalım. Arkadaşlar bir tane ne çizeceğiz? Çember çizeceğiz. Ve bu çemberin yarı çapı da ne olacak arkadaşlar? 4 olmuş olacak. Çok güzel. Peki bu yarı çapı 4 olan bir çember olduğuna göre yeştir eksi x de arkadaşlar bu doğru olduğuna göre değil mi? Bu doğru olduğuna göre peki bir tanesini soruyor arkadaşlar. Şuradaki alanı bulalım. Bir tane doğrusu arasında kalan bir kapalı bölgenin alanı. Yani şu doğruyla şu yere arasında kalan kapalı alan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yarısını ifade ediyor. Yani ne diyeceğiz? Pi çarpı 4'ün karesi tümün alanı yarısını 2'ye bölelim. 16 pi bölü 2'den sorumuzun cevabı 8 pi olmuş olacak. Geçiyorum bir başka soruya arkadaşlar. Evet bu ne? Yarı çapı 4 olan artık bir çember olduğunu ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar. Bu üstteki eğri. Alttaki doğrumuz da y eşittir 4 eksi x olduğuna göre. Ben x yerine 0 versem y'yi 4'te kesecek. Y yerine 0 versem x'i 4'te kestiğini görüyorsunuz. Ve ben bu doğruyu ne yapıyorum? Buradan çiziyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Üstteki eğriden alttaki doğruyu çıkaracağımıza göre Şuradan bahsediyor. Yani sıfırdan dörde kadar demiş zaten. O zaman sıfır bura olduğuna göre. Dört de burada. Üstteki eğri bu. Alttaki doğru bu olduğuna göre. Benden şu alanı istiyor arkadaşlar. Pratik olur. Peki bu alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Önce şu daire dilimini bulalım. Yani 90 derece olan kısmın tamamına alanını bulalım. Pi çarpı 4'ün karesi bölü 4. Çünkü dört parçadan oluşuyor. Şu bir tanesinin alanını ben bulmuş oldum. Bundan şu üçgenin alanını çıkarmak istiyorum. Şurası 4, şurası 4. 4 çarpı 4 bölü 2. 16 pi 4'e bölsem 4 pi eksi 16 2'ye bölsem 8. Doğru cevabımız 8 pi eksi 8 olmuş oldu arkadaşlar. Evet bunu da böyle geçiyorum. Değerli arkadaşlar hemen bir özetleyelim. X kare artı Y kare eşittir. A ise bu yarı çapı A olan bir çemberi ifade ediyor arkadaşlar. Bu çemberin alanı ne olur? Pi çarpı A'nın karesi olur. Şimdi size eğer arkadaşlar böyle bir ifade gelirse bu çemberin nesidir arkadaşlar tamamına A dersek bu A bölü 4 ifade etmiş olur. İntegralla bu nasıl ifade edilir? Sıfırdan A'ya kadar sıfırdan A'ya kadar kök içerisinde arkadaşlar A kare eksi X kare ile ifade edeceksiniz dx. Güzel. Eğer arkadaşlar yarısını integralle ifade etmek isterseniz tamamına biz a ise Değil mi arkadaşlar? O zaman bu ne olmuş olacak? Bu da yarısı olmuş olacak. İntikarla nasıl ifade ederiz arkadaşlar? Şurası eksi a yarı çapı a olan bir çember olduğuna göre o zaman eksi a'dan a'ya kadar arkadaşlar ve ne diyeceğiz değerli arkadaşlar? Kök içerisinde a kare eksi x kare dx de ifade etmemiz gerekir. Bu yarım çember yarım dairenin alanını arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.